Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Dükkanın işlerini yarı yarıya mı bitirdim desem, çoğunluğu mu bitti desem, azını hallettik, çoğu kaldı mı desem, inanın hiç bilmiyorum. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Sürekli güzelleşiyor dükkan, sürekli bir şeyler değişiyor. Ama dediğim gibi gerçekten işin ne kadarı bitti hiç tahmin edemiyorum. Yarısı mı bitti, çoğu mu bitti, azı mı bitti? Onu şimdilik bir şey deme ihtimalim yok. Ama bu akvaryumun yarısı bitti. Çünkü yarısını tamamen sularını doldurduk, ısıtıcıları, pipoları taktık. Birer tane vatoz ve birer tane salyangoz attık. Onlar mükemmel bir şekilde bakteriyi oluşturmaya devam ediyor. Bayramdan sonra aşağıdaki birçok balık türünü, Lepistes, Tetra, Gurumi, Ramirez'i, Malawi ciklet. Ya aşağıda sadece Amerikan cikletleri bırakacağım. Ve sonrasında büyük, nasıl diyeyim, yani böyle herkesin her zaman sormayacağı balıklar aşağıda kalacak. Daha narin bulunan, daha nadir olan balıklar aşağıda olacak. Yarısı geldi akvaryumların. Şu iki tanesini yerine koyduk. Bu set de tamamen hazır, boyandı. Ama bunları da bayramdan sonra taşıyıp getireceğim buraya. Bu geri kalan yarı akvaryumlar da yapıldı. Camcı da bayramdan sonra o da bana getirecek. Onlar da boyanacak, yerine yerleşecek. Sonra burada yaptığımız gibi aynı pipo filtrelerini, ısıtıcılarını takacağız, sularını dolduracağız. Gene beta setlerimizi, betalarını buraya getireceğiz. Buranın işinin yarısı tamam. LP100'ümüz çalışıyor. Bir tane daha LP100 buraya takılacak. Buradaki süreç böyle. Şöyle bir dükkanı göstereyim sizlere. Dükkan ne durumda? Ne yaptık? Nerelerde neler oldu? Her şey derli toplu oldu. Karma karışık değil. Sıkış tepiş değil. Şimdi göreceğiniz bütün malzemeler sadece bu odadaydı. Bu küçücük odada bir sürü malzeme vardı. Ben biliyordum ama böyle ortalığa saçınca daha net görünmüş oldu. Şimdi şöyle bir geniş geniş birçok alanda boşluk var. Bu alanların hepsi dolacak, bir şeyler koyacağız. Onlar hep sürpriz olsun. Koydukça gösteririm. Şöyle bir baştan başlayalım. Süngerlerimiz, pipo filtre süngerlerimiz. İşte derecelerimiz. Şimdi pipo filtre bölümü var da bunlar sığmayanları. Hava hortumları. İkinci el bölümümüzü tekrar buraya açtık. İşte fanuslar, taşıma kapları, betalıklar, kaplumbağa kapları, hava taşları. Şöyle küçük bir kasamız oldu. Yıllardır kasamız yoktu. Dükkanda artık yer açılınca onu da yaptık. Bizim bitki setlerimiz biraz bakımsız. Orion CSS ışıklarla birlikte buraları da ayarlayacağız. Oraya daha fırsat gelmedi. Dediğim gibi pipo filtrelerin rafı burası. Seyyar samplar, samplu pipolar, çeşit çeşit pipo ile ilgili bütün ürünlerimiz burada. Hemen yanında hava motorlarımız başlıyor. Gene normal, orta seviye, uygun fiyatlı hava motorları ve kaliteli sessiz hava motorları. İç filtrelerimiz başlıyor gene böyle büyükten küçüğe doğru. Kafa motorları, dalga motorları, onlar da burada. Şelale filtreler, yavruluklar, Artemia setleri, otomatik yemleme makinesi, kuluçkalar, Artemia çıkartma setleri ve gene yavrulukların devamı. Sıvı gübrelerin hepsini buraya toparladık. Yani sıvı gübre derken katkı maddeleri diyeyim. Sıvı gübresi olur, bakteri besleyicisi olur, nitrozonu, ilaçları, gene test kitleri, onların hepsi bu setin içinde. Güzelce dizdik bunları. Aynı şekilde bu seti de bitki, budama, jilet, kazıma, cımbız, o tarz bitki setlerini buraya toparladık. Klasik paslanmaz çelikten olan ve aktif karbon diyesim geliyor da değil. Karbon kaplı. Şöyle bitki şeylerimiz, pardon bitki diyorum, balık figürlerimiz, küçükleri. Bu yati kökleri, mangrove kökleri,
küp çeşitleri. Hepsini buraya güzelce dizdik. Mos ağaç figürleri. Mangro kökleri aşağıda. Hindistan cevizlerimiz. Plako Türk'ün küpleri. Şöyle yakından güzelce göstereyim hepsini. Küçük yati köklerimiz. Büyük Black Flame köklerimiz. Gene melek yumurtlama hunileri, vatoz küpleri, çeşit çeşit, boy boy karides küpleri. Gene vatoz küplerine devam. Vatoz saklanma alanları, karides saklanma alanları. Şöyle büyük frontoza küplerimiz. Bundan çok daha devamı gelecek. Yapan ustamız hafif bir rahatsızlandı. O iyileştikten sonra devamı gelecek. Işık ve ısıtıcı bölümümüz de burası oldu. Gene en uygun fiyatlı ısıtıcılardan en kaliteli ısıtıcılara kadar çeşit çeşit her şeyimiz mevcut. Işıklar gene en güzel gösteren ışıklar. Biraz uygun fiyatlı ışıklar. Akvaryumlarımızı renklendirecek şekilde her bütçeye uygun ışık çeşitliliğimiz var. Gene şöyle LED veya ışık tutucuları akvaryumların camının üstünde monte edilebilen şekilde. Bir odamız daha burada var. Bu odada çeşit çeşit malzemelerle dolu ama şöyle baştan başlayalım. İşte vantuzlar, vanalar, check-wife'ler böyle ufak tefek akvaryumun malzemeleri, çelik vanalar, ısıtıcı vantuzları gibi ürünler orada. Akvaryum dekorlarımız gene burada bir miktar Hindistan cevizi kabuğumuz var. Cüceciklettlerin yumurtlaması için yapay bitkilerimiz. Dış filtreler, askı dış filtreler, hava motorlarımız büyük çaplı olanlar. Benim de kendi kullandığım Resum marka çok memnunum. Yıllardır kullanıyorum. En küçüğünden en büyüğüne kadar kullanıyoruz. Dış filtre çeşitlerimiz. Bunlar da aynı şekilde en kaliteli markalardan. Bütçe dostu, uygun fiyatlı, iş gören bütün dış filtre çeşitlerimiz mevcut. Dış filtre yedek malzemelerimiz. Şelale aparatı, bastonu, su çekiş süzme bölümü. Gene böyle aksesuarlarımız. Dış vitrelerimizin en büyükleri raflara sığmadığı için onları buralara dizdim. OAS'ler ve Fluval FX6'lar. Normalde güvercin altlığı ama biz vatoz altlığı olarak kullanıyoruz. Arka fonlar, dış vitre hortumu, çekiş ve su basış hortumu, elyaf çeşitlerimiz. Dış vitre malzemesini koymak için filemiz, K2 dış filtre malzememiz. Yine şöyle çeşit çeşit dış filtre malzemelerimiz. Güzel temizlik yaptırabilmek için akvaryumlarımızı dış filtrenin içine koymak için biyolojik süngere boy boy, renk renk farklı boyutlarda özel bitki kumları ve akvaryum kumları. Yine klasik çeşitli silis kum, bazalt kum, lav kırığı, dere kumu, beyaz silis, mercan kırığı gibi kum çeşitlerimiz mevcut. Kayalı çeşitlerimiz artacak. Şimdilik idareten elimde bu kadar vardı ve onları buraya sergiledik. Kendi kullandığım yemler ve gene isteyen arkadaşlara gram olarak verdiğim yem çeşitlerimiz. Ansiklopedilerimiz, bunları da böyle dizdik. Paketli yemler, Fişka'nın, Artakoa'nın yemleri. Onların yerleri biraz düzelecek. Tatil yemleri, karides yemleri, mix artemyalar. Onlar da burada. Kepçe çeşitlerimiz, işte gene cam silme aparatlarımız, uzun boylu, uzun ve ucunda jilet olan, sünger olan modellerle birlikte boy boy kepçe, dış filtre temizleme aparatlarımız, dış filtre hortum kırılmasını önleyici aparatlarımız, dip çekim aparatlarımız. İşte mıknatıslı cam silecekler. Şöyle yemleme aparatı akvaryum üstünde. Çok bol bitkili akvaryumlarda balıklara yem attığımız zaman bitkiden balıklar yemleri yiyemiyor. Böyle bir aparat var. Bunun ortasını bitkiden temizliyoruz. Sadece bunun içinden rahatça balıklar yemlenebiliyor. Böyle çeşit çeşit ürünlerimiz mevcut. Bir de arkayı göstereyim ben size. Şimdi bahsettiğim gibi yeni setlerin bir miktar boyandı ve burada oraya taşınmaya hazır. Özellikle bayramdan sonra bekleyeceğim ki
Boyaları iyice kurusun. Hem taşırken elimiz boya oluyor hem de kokusu içeriye sinmesin. Burada boya kokusu geçsin diye. Buralar normalde büyük satılık mobilyalı akvaryumların odasıydı ama boyamak için onları şimdilik şöyle dışarılara çıkardık. Burası çok karmakarışık oldu. Bu akvaryum boyama işi bittikten sonra buralar bir tekrar düzenlenecek. İşte burada ultra clear mobilyalı akvaryumlar. Aynı zamanda ıvır zıvırlar da var. Bunlar düşmüş. Dediğim gibi burası tekrar bir çeki düzen verilip güzel bir showroom haline dönüşecek. Bunlar da alttaki küçük küçük akvaryumlar iptal olup böyle büyük geniş akvaryumlar konacak oraya. Bunlar da boyanacak aynı şekilde. Bu bölümde dediğimiz gibi akvaryum, yani satılık akvaryumların showroom'u gibi olacak. Buraya bir çeki düzen vereceğiz. Şimdilik darmadağın olduk bu yeni dükkanı düzenlerken. Buralarda küpler vardı. O küplerin hepsini dükkana taşıdık zaten. Yer açıldı. Şöyle akvaryumları rahat rahat sergileyeceğiz. Hepsini tek tek çıkartacağım. Güzel bir akvaryum görsel alanı olacak. Şimdilik böyle ortalıkta karmakarışık duruyorlar. Karışıklığı da hiç sevmem ama bu süreçte dediğim gibi bazı şeyleri yapabilmek için bazı şeyleri bazı yerlere tepiştirdik kelimenin anlamıyla, tam anlamıyla. Şu boya işi bittikten sonra burası da gayet güzel düzenlenecek. Bakalım. Dediğim gibi yavaş yavaş her şey şekilleniyor. Şu andaki son durumumuz bu şekilde. Böyle bir sizlere göstermiş olayım dedim. Hem bu bahaneyle herkesin bayramını kutlayayım. Herkese iyi bayramlar. İnşallah güzel, mutlu ailenizle, sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla, akrabanızla güzel bir bayram geçirirsiniz. Herkese iyi hobiler. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.